İsa bunları söyledikten yaklaşık 8 gün sonra Petrus, Yuhanna ve Yakup'u yanına aldı. Dua etmek için dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Elbisesi göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Birden yanında iki adam belirdi. İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ve İlyas'tı. Görünüşleri muhteşemdi. İsa'nın yakında Kudüs'te ölüp dirileceğini ve semaya yükseleceğini konuşuyorlardı. Petrus ve diğerleri uykuya dalmıştı. Fakat uyandıklarında İsa'nın ihtişamını ve yanında duran iki adamı gördüler. Musa ve İlyas İsa'nın yanından ayrılmak üzereydi. Petrus İsa'ya, "Üstad, iyi ki buradayız. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Aslında ne dediğinin farkında değildi. Petrus bu sözleri söylerken bir bulut geldi. Onları gölgeledi. Petrus, Yuhanna ve Yakup bulut etrafına sarınca korkuya kapıldılar. Allah buluttan seslendi. "Bu benim semavi oğlumdur. Seçilmiş olandır. Ona itaat edin," dedi. Ses kesildiğinde orada sadece İsa bulunuyordu. Petrus, Yuhanna ve Yakup bu olay hakkında hiçbir şey demediler. Uzun bir sürede kimseye gördüklerini anlatmadılar.